Herkese iyi günler. Yine bugün Layo TV stüdyolarından sizlere sesleniyoruz. Yanımda dernekten arkadaşlarla yine Lefke'yi, yine Lefke'de olan festivalleri ve bölgemizi konuşacağız. Önce arkadaşlarımı tanıştırayım size. Sayın Başkanımız Hasan Karlıtaş, projeler sorumlumuz Teoman Oktay. Ben As Başkan olarak Lefke'de yapacağımız 10. Ceviz Festivali hakkında sizlere bilgi vermek için buradayız. Önce başkanımıza dernek hakkında biraz bilgi alalım. Çalışmalar nasıl gidiyor? Derneğimiz ne aşamalara geldi bugüne kadar? Biraz bilgi verirse bize seviniriz. Çok teşekkürler. Lefke Turizm Derneği 2010 yılında kuruldu. Hepimiz de kurucu üyeydik o dönemde. Evet. Bir avuç insanla yola çıktık. 2010 yılında 9 yıl geçti üzerinden. 10. yıla doğru gidiyoruz. Bu 10 yılda derneğimiz geriye dönüp baktığımızda bana göre Lefke'nin imajının değiştirilmesinde çok büyük katkıda bulundu. Çünkü 10 yıl öncesine baktığımız zaman Lefke'de hiçbir festival etkinliği yoktu. Evet. Hiçbir doğa yürüyüşü yapılmıyordu. Turizmle ilgili de hiçbir faaliyet yoktu. O yıllarda Lefke maden kirliliği ve onun getirdiği karamsar sorunlarla anılıyordu. Zaten Lefke Turizm Derneği'nin de amacı buydu. Lefke bu değil dedik. Yeşil Lefke, güzel Lefke, sakin Lefke, portakalı, cevizi, hurması, köylerindeki geleneksel doku, çilek potansiyeli, Yeşilırmak'tan Taşpınar'a kadar kendine özgü güzellikleri olan bir bölge, daha iyisini hak ediyor diyerek bu derneği kurduk. Ve Lefke Turizm Derneği'ni kurduktan sonra Lefke'nin imajı da değişmeye başladı açıkçası. İnsanların evet. gözünde o karamsar Lefke tablosu gitti. Sakin, güzel, hafta sonları gidilip zaman geçirilebilecek, yemyeşil güzellikler içerisinde bir kasaba ve Lefke merkeze bağlı köyler akla gelmeye başladı. Tabii ki festivallerin öncüsü Lefke ilçesinde Lefke Turizm Derneği'dir. Bu hiç tartışmasız. Evet. İlk festivalimizi, ceviz festivalimizi yaptık 10 sene önce. Ardından yine en fazla ceviz ve hurma Lefke'de bulunuyor. Hurma festivalini yaptık. Bunları arka arka yaptık. Baktık, gördük ki çok ciddi bir ilgi oluyor şeyden. Lefkoşa'dan, Girne'den gelen misafirler geliyor. Eski Lefkeliler Lefke'ye geliyorlar. İşte yürüyüşler başladı. Turizm faaliyetleri artmaya başladı. Hemen akabinde Yeşilırmak 30-35 sene sonra Çilek Festivali'ni evet. yapmaya, bizden ilham alarak yapmaya başladı. Bağlıköy ekoturizm faaliyetleriyle öne çıktı. Yılda iki kez etkinlik düzenlemeye başladı. Yedi Dalga faaliyetleri yapmaya başladı. Bölgedeki turizm işletmelerine yeniden bir güven geldi. İşte sahildeki restoranlar, bu turizm hareketi ve insanların yer değiştirme ilgisiyle ciddi anlamda bir moral motivasyon oldu. Tabii ki yeterli mi bunlar? Değil. Hedefleri olan bir derneğiz. Ancak Lefke'nin adının turizmle anılması da derneğimizin katkısı gerçekten büyüktür. Tabii ki bunları yaparken Lefke Avrupa Üniversitesi, Lefke Belediyesi ve diğer sivil toplum örgütlerinin de katkılarını söylememiz lazım. Tabii ki. Ancak Lefke Turizm Derneği bu Lefke'nin son 10 yılında kalıcı, gözle görülebilir güzel işler yaptı. Birazdan o projeler hakkında da konuşalım. Teoman Bey, Lefke neden önemli? Lefke'de önemli olan insanların Lefke'ye bir hafta sonu gitmesindeki sebep ne olabilir sizce? Lefke Kıbrıs'ın bakir kalmış bölgelerinden biri. Bu kuzey, güney de evet. dahil yani bütün Kıbrıs'ta. Uzun süre buraya ilgi gösterilmedi merkezi hükümetler. Bu bakir kalmasını biz avantaja çevirmek için daha mı iyidir bakir kaldığı? Tabii yani şimdi düşünürsek özellikle güneyi de alalım. Limassol, Larnaka gittik, oraları gezdik. Evet, evet. Tamamen büyük binalarla kuşatılmış, insanın nefes almaya yer bulamadığı durumlara dönüştüler. Gelişmişlik şimdi, bu değil ama değil mi? Bina gelişmişliği simgelemez. Mausa bölgesi aynı, Girne aynı, Lefkoşa aynı. Yani adanın neredeyse bir oksijeni, ciğeri burası kaldı. Yani evet. Doğancı'dan, Taşpınar'dan Erenköy'e kadar olan bu bölge uzun süre ihmal edildi. Ve bu bölge o ihmal edilmişliği bir avantaja dönüşmek için çalışma yürütmekteydi. Tabii yalnız bu değil. Kıbrıs'ta ilk insanın yaşamaya başladığı yerlere de sahipti. Yani Lefke bölgesinde 10 bin yıla yakın bir geçmiş var, tarihsel geçmiş vardır. Evet. Bütün medeniyetlerin burada izi vardır.
Bu da Lefke'nin turizmde kullanabileceği potansiyelidir. Büyük şehirlerde sıkışmış, gürültüden insanların bıkmış halinde hafta sonunu burada sessiz, sakin geçirebileceği yerler vardır. Düşünün bir Bağlıköy, ekoturizme hazırlanan bir köyümüz. Aynı şekilde bir Yeşilırmak, bir Çamlıköy. Çamlıköy'e hiç bugüne kadar dokunulmamış. Evet. Ama gerçekten Bağlıköy kadar önemli bir ekoturizm köyü olabilecek bir yerdir Çamlıköy. Bütün bunları düşündüğümüzde ve değerlendirdiğimizde Lefke'nin gelecekte turizmle ilgili çok ciddi avantajları vardır. Ülkede turizm birinci sektör olarak kabul edilir. Evet. İkinci sektör eğitim. Üçüncü tarım. Hepsi Lefke'de mevcuttur. Eğitimde 11 bin öğrencisiyle ciddi bir üniversitesi vardır. Ve ülke ekonomisine ciddi bir katma değeri tabii yaratır. Tabii ki. Bölgeye üretim da. Sektörü bütün bölge üretimi açık bir bölge. Şu anda %25-30 arası bir tarımsal potansiyeli vardır. Yine Lefke ilçesi içerisinde 9 tane dere vardır. Akarsu. Trodos'un bütün ağırlıklı su şeyi bu bölgeden geçer. Bunların tümünü de düşündüğümüzde ve değerlendirdiğimizde gerçekten tarımı, turizmi ve eğitimi birleştirdiğimizde temiz, bacasız, gelişmeye açık bir bölgedir. Biz şeyi aldığımızda, Turizm Derneği'nin faaliyetlerini ve diğer sivil toplum örgütlerimizin faaliyetlerini dikkat ederseniz hepsi de niş ürünler üzerine yapılan festivallerdir. Evet. Bölgedeki bir tanesi hariç, öyle oluyor hepsi. Bir tanesi hariç Fikret Demir'a Kültür Sanat Festivali vardır. Onunla 9 tane festival vardır. Hepsi de diğerlerinin belli bir ürünün tanıtılması, pazarlanması ve ürünün artırılması yönündedir. Düşünün 10 yıl önce Lefke Turizm Derneği ceviz festivalini başlatmadan cevizin pek önemi yoktu üreticilerin içerisinde. Şimdi ben üreticilerden aldığım rakamları size söyleyeyim. Lefke'de 800 tane ceviz ağacı vardır. Bunlardan 500-550'sinden ciddi şekilde üretim alınmaktadır. 300 tane bu festivallerden dolayı artan talebi karşılamak için 300 tane yeni ceviz 10 dikildi. Yılda dikildi. Alınan ürün 1 milyon 300 cevizdir. Ham satıldığında 60 kuruş tanesi. Bu macun şekline dönüştürüldüğünde 1 lira. Yani bölgeye cevizden 1 milyon 300 bin TL düşer. Bu üretici için ciddi bir rakamdır. Ciddi bir rakam. Tabii bir başka şey daha vardır. Parmak cevizi. Bu tüketimde kullanılan, sofrada kullanılan. Fındık cevizi. 150 bin da ondan üretilir. Onun için de yeni üretim yapılmaya girildi. Demek ki yani 2 milyon TL civarında bir girdisi vardır bölgeye. Bu yalnız cevizin. Hurmayı ve diğer ürünleri saymıyorum. Onların günü geldiğinde festivalleri yapıldığında biz veyahut diğer arkadaşlarımız onların da mevcut potansiyelleri hakkında bilgi verebilir. Ama burada önemli olan bir şey vardır. Turizm Derneği'nin başlattığı bu hareket zaten mevcut üretim kapasitesinin yukarıya doğru çekilmesine çok ciddi bir ivme oldu. Ve bütün ürünler bölgede tekrardan değer kazandı. Bir evet. Çileğin Yeşilırmak ve Lefke bölgesine getirdiği katkıyı düşünün. Bir hurmanın bölgeye getirdiği katkıyı düşünün. Yedalga ve Yeşilırmak üreticilerinin öne çıkarttığı Vergo üzüm var. Festival. Bunun gibi bütün ürünler bu festivaller sayesinde hep öne çıktı ve mevcut üretim potansiyelini 10 yılda neredeyse ikiye katladı. Bu ciddi bir gelirdir bölgeye. Evet. Tabii bu festivallerin başka bir daha artı şeyi vardır. Değeri vardır. Hep söylenir. İşte her şeyin festivali yapılır, çok festival olur. Ben bütün bu festivallerin hazırlanmasında, yapılmasına bulunuyor. Özellikle küçük köylerde. Bu bir sosyal faaliyettir. Festival başlamadan 2 ay önceden bir hazırlık başlar. O köyde bir aktivite başlar. Şimdi bir dayanışma. Ceviz macunu yapmaya başladı bile. Tabii. Çoğu toplamaya, yani Lefke'de soymaya. Tabii bu ki. Başladığı bir aktivite, bir dayanışma, bir yardımlaşma vardır. Festivalin hazırlığı vardır. Hem dernekler içerisinde bir yardımlaşma olur, çalışma olur. Hem de ürünü sunacak insanlar için. Bu ciddi bir sosyal olaydır da. Evet. Aslında. Bütün köyler, yapmayanlar da ben çağrı yaparım. Kendi köylerinde ne üretim varsa, ne etkinlik, sosyal faaliyet varsa
öne çıkarsınlar ve festivale dönüştürsünler. Bir yaşam kaynağı, bir umutlu, bir sosyal faaliyettir. Biz bu işe başlarken Teoman abi, ilk sene yapacağımızda festivali kapı kapı gezdik. Ne üretirsen, ne yaparsan, kabak böreği dedik, hellim böreği dedik, ne yapabilirsen, ceviz macunu dedik, hurma macunu yapın, evlerinizden çıkın. Hanımlara dedik ki size bir ek gelirdir, bütçenize bir katkıdır ve bu şekilde yola çıktık. Onlar da bizi kırmadı. Çoğu insanı zorla oraya getirdik. Baktık ki ikinci, üçüncü festivalde hala daha onlar gelmeye başladı, devam etti ve daha çok hazırlanarak geldiler. Demek ki ekonomilerine katkı sağladılar ki bu bayanlar gelmeye başladı. Yani öyle bir algı da vardı. İşte ben gidersem ayıp mı olur, satamazsam ne olur falan. Dedik ayıp bir şey yok. Sen ürettiğini sat. Bu en doğal hakkındır senin ve insanları böylelikle ev hanımlarını üretime katmaya çalıştık ve kattığımıza inanıyorum. Hasan Bey yine sorayım size. Çıta Slow hareketleri var Lefke'de. Onlar nasıl gidiyor? Lefke 2015 yılında Kasım ayında Çita Slow üyesi oldu. Uluslararası bir ağ Çita Slow. Sakin yaşamayı öngörüyor. Çocuk, genç, yaşlı, engelli herkesin mutlu olabileceği, yerel yiyecekleri koruyan, yerel yaşamı destekleyen, gürültü kirliliğinin olmadığı, yeşil alanların çok olduğu, herkesi düşünen bir yaşam şekli, bir anlayış modeli 1999 yılında İtalya'da başladı. Bu sene 20. yılı kutlanacak. Lefke'nin de böyle uluslararası bir ağ içerisinde olması ve adının Sakin Şehir ya da Çita Slow'la Yavaş Şehir'le anılması oldukça önemlidir. Bu Lefke'nin ilerideki planlama sürecine de etki ediyor. Yani Lefke'nin yapısal olarak, altyapı olarak, üst yapı olarak, yeşil alan olarak planlanırken yavaş şehir olma kriterleri de göz önüne alınıyor. Bu anlamda da bu uluslararası Lefke'nin geleceğine hem imaj olarak hem de planlama olarak hem gelişim anlamında doğru adımlarla gidiyor. Gidecektir de. İnşallah gidecek. Sakinlik onun doğasında var zaten. biraz önce Teoman Bey anlattı. Genelde festivallerin bölgeye katkılarını söyledi Teoman Bey de. Festival çalışmaları nasıl gidiyor? Programımız nedir? Ben de size bir soru sorayım Nermin Hanım bu arada. Buyurun. siz de bizim derneğimizin as başkanısınız. Yıllardır, 10 yıldır bu 19. festivalimiz. Kasım'da hurmayla birlikte 20. festival olacak. Bizim derneğin öncülüğünde yapılan. Bu festivalde gelenleri neler bekliyor? Program hakkında bize neler söylemek istersiniz? Programımız çok güzel aslında bu yıl. Diğer arkadaşlar da çalışıyorlar program üzerinde. Bir gençlik yarışmamız var. Yine Layu'ya çok teşekkür ediyoruz. Her zaman yanımızda olduğu için Layu'dan uluslararası bir gece yapmayı planladık. Layu bize katkı yapacak. Burada olan öğrenciler, değişik ülkelerden olan öğrenciler bir gece hazırladılar bizim için. Onların gecesi var. Halk dansları var. Değerli Kıbrıslı yerli sanatçılarımızın konserleri var. Saat kaçtan kaça olacak? Bu yıl festivalimiz saat 2'de açıyor. Bayramın ikinci günü özellikle söylüyorum. Bayramın ikinci günü 5 Haziran. Bazı arkadaşlar hafta sonunu zannediyorlar ama bu sene hafta sonu değil. Bayramın ikinci günü çarşamba günüdür festivalimiz. Saat 2'de başlıyor. Üçüncü gün saat 11'de tekrar açılışımız var. Gece 11'e kadar her iki günde 11'e kadar sürecek. Gün içerisinde işte sanatçı, yerli sanatçılarımız olacak, halk dansları olacak, geceye sarkacak olan programlarımızda da yeni etkinliklerimiz ve Lefke gençliğini seçecek bu yıl. Lefke genç yani turizm genci seçilecek. İlk defa yapıyoruz bunu, 20. festivalimize denk getirdik. Güzel bir çalışma oldu, hala daha arkadaşlar çalışıyor. Katılanlar var. Genç kız, genç erkekler var. 20-25 kişi civarında. Onlar çalışıyorlar. Sergimiz? Köy Kadın Kursu sergimiz. Yanlış söyledim. Lefke Belediyesi Elemeyi Göz Nuru sergimiz var. Ayşen Hoca'nın ve ekibi harıl harıl çalışıyorlar. Teoman abinin dediği gibi aylar öncesinden başladılar. Onlar bir yıldır da çalışırlar. Aylar öncesinden de bu hazırlıklara başladılar. Çok güzel seramik çalışmaları var bu sene. Dolu dolu bir sergi olacak. Onların da el emeği, göz nurlarına buradan teşekkür ederiz katkılarından dolayı. Çok güzel etkinlikler olacak arada. Açılışımız saat 2'de dediğim gibi. Çarşamba herkesi günü. Lefke'ye bekliyoruz. Özellikle söylüyorum bayramın ikinci günü, hafta sonu değil yani. Evet. Festival programında konuştuk.
Çitasulu'yu da konuştuk. Bu festival çok iddialı bir festivaldir. Yani ben evet. bunu söyleyeyim. Ben bir yıl oldu derneğe gireli. Daha önceki festival. Kurucu üyelerimizdensiniz ama. Kurucu üyeydim ama ilk sene yönetimde şey yaptım. Ondan sonra diğer derneklerde görev aldım. Bu sene tekrar geriye döndüm. Çok iddialı bir festival hazırlanır. Yani komiteye de ben güvenirim. Ciddi bir komite de oluşturuldu. Evet, festival dernek, komitesi çalışıyor. Evet, dernek de ciddi olarak kendi kapasitesini zorlayarak bir maddi destek de koruyor bu işe. Evet. Yani ben daha içinde olmama rağmen bunu merak ederim. Yansıması önemlidir bu şeyin. Yani bu hazırlığın duyurusu ve buraya katılımın sağlanması çok önemlidir. Çünkü bu ciddi hazırlığın, bu ciddi harcanan emeğin bir karşılığı olması lazım. Gelenlerin de bundan memnun olması gerekir. Bu şekilde bu kampanyayı sürdürmemiz gerekir. Aksi takdirde iki gün bu hazırlanan ciddi bir emek karşılığını bulamayabilir. Bu program Hasan aslında Bey, bunu... Avrupa Birliği projemiz vardı bizim ve bir dernek binası kiraladık Lefke'de. Nasıl gidiyor o çalışmalar? Şimdi derneğimiz yine Lefke ilçesinde şimdiye kadar bir sivil toplum örgütüne verilen en ciddi mali destekle desteklendiği bir hibe programından proje aldı. 36 ay boyunca bu proje devam edecek. İki toplumlu bir sanat ve gençlik ve turizm projesiydi projemiz. Bu proje neticesinde Lefke'ye neler kalacak? Yaklaşık 20 tane alanda bunlar duvar olabilir, başka noktalar olabilir. Uluslararası sanatçıların katılımı ile kalıcı eserler bırakılacak. Sokak sanatı dediğimiz ya grafiti ama çok üst düzeyde turistlerin gelecekleri, dıştan ziyaretçilerin gelip görebilecekleri eserler yaratılacak. Bir de bir tane Lefke'nin simgesi en az 10 tane çemberlere, geçiş noktalarına, farklı noktalara bir sanatsal eser olarak yerleştirilecek. 3 yıl içerisinde Lefke'ye 3000'e yakın insanın gelmesi hedefleniyor. 15-25 yaş arasındaki gençler Lefke'ye gelecekler. Sanat faaliyetlerine katılacaklar. Bazıları bir gece konaklama yapacak. Bazıları günübirlik gelinecek ve bütün mekanlar desteklenecek. Bölgedeki oteller, restoranlar, kafeler, öğlen yemeği, akşam yemeği şeklinde bu proje dahilinde desteklenecek. Ve bu kişiler hem birlikte vakit geçirecekler, hem sanat faaliyetlerine katılacaklar, hem çalıştaylar düzenleyecekler. Hem de Lefke'ye gelip birer tane ağaç dikecekler. Bu da bir barış ormanı şeklinde şekillenecek. Bir tane birlik merkezi aldık. Tabii bu projenin biraz dışında ama iç tasarımını bize Avrupa Birliği destekleyecek. Tarihi bir bina. Orayı da 10 yılına derneğimiz kiraladı kendi imkanlarıyla. Lefke'nin tam ortasında, göbeğinde artık Lefke'nin bir de derneğimizin binası olacak. Tarihi bir bina. Orada işte bir turizm kütüphanesi düşüncemiz var. Toplantılarımızın yaptığı yerler, küçük küçük sergilerin yapılacağı yerler. Çok hareketli ve Lefke Turizm Derneği'ne yakışan tarihi evet. güzel bir bina olacak. Bir binayı kurtarmış olduk böylelikle. Tabii orada size Süleyman de teşekkür etmem lazım. Sizin fikrinizdi bu bina seçimi evet. yer olarak. Çok beğendim. Doğruya doğru yani. Hemen Hasan Bey'i aradım. Çok beğendim. Burayı dedim kimindir araştıralım bulalım burayı alalım. Tam bize yakışır bir mekandır. Oranın restorasyonuyla da siz ilgileniyorsunuz değil mi? Nasıl evet. gidiyor çalışmalar? Ne aşamada? Vallahi hesapta bu şeye festivale yetiştirme gayretimiz vardı. Fakat biraz aksadı o. Ama tahmin ederim böyle Haziran sonuna binayı yani yetiştirecek. Yani artık kurma festivaline inşallah kurma oraya yaşarız. Kurma festivaline rahat yetişir. Orada biraz titiz de davranır. Çünkü bina eski bir binadır. Güçlendirerek tamiratı evet. yapılır. O nedenle ciddi bir zaman ister. Çünkü öyle hemen yapılacak bir iş değildir. Tabii iç dekorasyonuyla da FM iç mimar olarak o ilgilenir. Ben binanın genel yapısı ve evet. sağlamlığı yönden ilgilenirim. Neticede ciddi bir kalıcı eser yaratılacak Lefke'de. Zaten Turizm Derneği'nde yakışan budur. Evet. Önemli bir merkezdedir de umarım bu tür restorasyonlar ve tamiratlar devam ettirilir. Ve Lefke'de merkezde şu anda 60 civarında yapı konak vardır. Var. Kapalıdır. Bir kısmı yıkılmaya doğru gitmektedir. Bilirsiniz birkaç yıl önce çok ciddi ve o sokağı bütünleyen bir tarihi binayı Lefke kaybetti. Bu nedenle bu konuda da bir kampanya başlatılması çok gerekir. Olur. İnşallah biz bunun da öncüsü oluruz. Bu binayı kazandırdıktan sonra diğer insanlar da görür.
İnşallah kendi kendilerine yıkılmaya yüz tutmuş o konakları da kurtarırlar. Bence tabii, mirasa takıldılar herhalde ya da bilmiyorum artık. Bir dünyada, devlet politikası dünyada olması lazım. Restorasyon önemli bir şeydir. Ama bu bir bütündür. Yani restorasyonu, evet, tamiratı yaparsanız bir sürekliliği de sağlamanız gerekir. Yani o bir binaya bir işlerlik kazandıracak, onu hayata bağlayacak bir görev alması lazım o binanın devam edebilmesi için. Aksi takdirde zaten mali imkanı olmayan birçok insanın neden binasını tamir etsin? Evet, bazıları şeye takıldı, bu miras durumuna, çok gönlü sahiplerinin olmasına, ama tek sahibi olan binalar da vardır. Onlar da tamir edildiğinde ne için kullanılacak? Şu anda zaten 50-60 dükkan boş. Evet. Yani Lefke'nin biraz daha aktif ekonomisinin daha çıkmaz hareketli olması. Çıkmaz sokağından aldı. Atlış kapısı lazım. Açıldı. Bize bir getirisi oldu mu Atlış kapısının? Oldu tabii. Oldu. Olacak da zaman daha içerisinde olacak. Daha da olacak. Turizme katkısı olacak. Şu anda bile verilen rakamlarda binlerden turist, yani 2-3 bin turist şu anda geçti. Geçiş yapıyor. Üçüncü dünya ülkesinden buraya geçen vardır. Yani bizim zaten hep Atlıcı'yı aşmamızdaki, aştırmamızdaki hedef Trodos Vadisi'ne, Solyavan Maratasa Vadisi'ne gelen 800 bin turist vardır. Arastaya geçişin sağlandığı gibi bu buraya, turistlerin de Lefke bölgesine günübirlik geçmesi, Lefke'yi ziyaret etmesi, Yeşilırmak'a gitmesi, Gaziören'a gitmesi, bütün bölge, ilçe içerisindeki köyleri gezmesi, tarihi turistik yerleri, herhangi bir yerde öğlen yemeği yiyip Lefke'de o kapalı alan, çarşı merkezinde i̇şte vakit geçirmeleri. İşte tam burada o konaklar tamir olsa ve günübirlik değil de gece de yatılacak lazım yerler olsa acaba oralar çalışmaz mı? Aktivite yani olması lazım. Önce bu kontağın sağlanması lazım. Yani nasıl ki Lefkoşa'da yapıldı, burada da aynısının başlatılması gerekir. Başlatıldığında zaten her ekonomik hareket ve ivme kendi çekim merkezini yaratır. Tabii. Ama bir gününü çok rahat dolduracak. Hasan Bey tur operatörüdür. Bu işleri benden daha iyi bilir ama düz mantıkla da düşündüğümüzde sahilde çok iyi restoranlar vardır. Öğlen yemeğini de yiyip oradan sonra da öğleden sonra da Lefke'deki o merkez kafelerde vaktini geçirecek bir gün yaratılabilir. Bunun, bu imkanın sağlanması lazım. Bu çok ciddi bir potansiyeldir. Kapının açılmasının getireceği en büyük avantaj bize hazır bir turizm potansiyelinin Lefke'ye çekilmesidir. Lefke bu buna hazır mı? Hazır olur. Yani ekonomik aktivite boşluk yaratmaz. Şu anda yaratmaz. Hazır değil. Çünkü ama bazı Lefkeliler... Bakın, üniversiteyi düşünün. Üniversite burada olmadığında hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey yoktur. Şimdi yapıların büyüklüğü, güçlüğü ayrı tartışma konusu. Onu ayrı bir programda tartışırız. Ama buraya bir ekonomik aktivite geldiğini düşünün. Şu anda içinde bulunduğumuz binayı. Bir bakın bakayım etrafındaki yapılaşmaya, harekete. İnşallah onu bekleriz zaten. Yani Lefke'de bir turizm yönünden bir başlangıç yapılırsa o ekonomik aktivitenin çekim merkezinin yaratacağı bir sürü yeni imkanlar olacaktır. Ben daha önceden bir bu Şeyh Nazım'ın müritlerinin Lefke'de daha çok evleri kiraladıklarını, kaldıklarını, Şeyh Nazım öldükten sonra bunların yavaş yavaş boşaldığını da görüyorum. Azaldı müritler de Lefke'de. Ama Şeyh Nazım'ı anma gününde bu insanlar buraya geliyor. Bence bu da bir din turizmidir. Ne kadar Lefkeliler, Şeyh Nazım Lefkeli değil, Şeyh Nazım'ı Lefke'ye yakıştırmayın, işte onunla bağlaştırmayın deseler de burada bir din turizmi de var. Bence bu insanları da bu turizme katma lazım Lefke'de. Çünkü ben bir defasında Ergun Bey'in oteline girerken bir bayanla karşılaştım. Çok süslü, çok kokulu, güzel bir bayan çıktı oradan. Dedim Ergun Bey kim? Kapıda dedim burnum şey yedi yani kokusundan falan. Kus kız dedi, kim o biliyor musun? Hayır dedim, Malezya prensesi dedi. Yani Lefke'ye gelen insanlar Lefke'de nelerin karşılaşacağını. Bir otelimiz vardı, o da kapandı. Yani bu turizm akışı diyoruz da bu insanlar geliyor, nerede kalacak? Bu din turizmidir, bu da Lefke için önemlidir. Bence Lefkeliler bunu da dikkate almalılar. Evet. Lefke'de turizmin geliştirilmesi için Lefke ilçesi turizm stratejisinin belirlenmesi lazım. Bilirsiniz 2 yıl önce Turizm Bakanlığı'yla Batı Turizmi Geliştirme Çalıştayı yaptık. Aslında onun devamının da gelmesi gerekirdi. Ama geçen yıl Lefke Belediyesi'nin yaptığı birinci Lefke Kent Sempozyumu'nda bu konuda çok ciddi bildiriler sunuldu. Ve sonuç bildirgesine de bu konuda öneriler girdi.
Ama iş turizmin yönünde ben tekrar şeye döneceğim. Bu yapılan festivallerin çok büyük önemi vardır. Evet. Her festivale minimum 2000-3000 kişi katılır. Bazı festivallerde bu 5000-6000'e çıkar. 100, yani ortalama, 100 tane standımız olur mesela. Evet, ortalama 4000 kişi görsek biz her festivalin ziyaret edilmesi. 36-40 bin kişi Lefke bu festivaller dolayısıyla gelir. Ve bu ciddi bir iş turizmde katma değer yaratır. Biz bunu bütün şeydeki derneklerdeki arkadaşlarıma ben sesleniyorum. Güneyle de bir bağlantı kurulması lazım. İşte bu, civar köylerle, bu Solya Vadisi'yle, Maratasa Vadisi'yle, artı Pirgo bölgesi'yle. Buraya vatandaşlar oradan geliyor zaten bazı ihtiyaçlarını karşılamak için. Ve ciddi olarak artık buraya gelmeye başladılar. Bunu turizm yönünden de iş turizm kabul edip o Lefke'nin 70'li yıllarda olan hinterlandının değerlendirilmesi gerekir. Turizmde de diğer ekonomik hareketlerde de. Çünkü turizmde hakikaten biz bölge olarak hedeflediğimiz noktanın, hatta ülke fiziki planının bize öngördüğü gelişme stratejisinin ve çok gerisindeyiz. Gerek yatak sayısı yönünden, gerek turizm hareketi yönünden çok gerisindeyiz. Bunları tabii sivil toplum örgütleri bunları hep öne çıkarır. Hedef GOR. Ama bunun yerel Hasan yönetim... Hasan Bey'in dediği gibi yaptırma gücü yok, yaptırıcı gücümüz var. Yerel yönetimin, merkezi yönetimin bu konuda ciddi adımlar atması gerekir. Evet. Yani bu yerel hareketin merkezi yönetim tarafından desteklenmesi gerekir ki gerekli pay alınsın. Lefke'de diğer gelişmelerin yanında turizmde de yavaş yavaş gelişmeler hareket olmaktadır. Mesela 120 yataklı bir otel açılıyor. Gemi konumunda açılıyor. Yine Bağlıköy'de 8 yataklı bir pansiyon açılıyor yakında. Bunun gibi ufak ufak ama bölgede giderek artan bir yatırım vardır. Önemli olan bunların kalıcı hale getirilmesi, sürdürülebilir olması ve sürekliliği olması. Evet, bugün arkadaşlarla Lefke'yi, Lefke bölgesini ve festivalleri konuştuk. Bizi evinizde misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ayrıca Layo TV'ye, Layo'ya bize katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz. Herkese iyi günler dileriz. Herkese bayramın ikinci, üçüncü günü Lefke'ye, festivalimize bekleriz. İyi günler.